Merhaba Bülent Bey, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhaba. Ben Bülent Sokur, Rize'den buraya bakkal işletiyorum, 13 yıldır. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederiz bize destek verdiğiniz için. Birkaç soru soracağım, ona cevap vermenizi istiyorum. Hı-hı. Teşekkürler. Karadeniz'e özgü Haçendağ gibi kelimeleri Facebook ya da Twitter gibi sosyal medyadaki iletilerinizde kullanıyor musunuz? Tabii yöresel insanlarına yazarken bunları kendilerinden birlikte yazıyoruz ama normal insanlarına yazarken yani dediğim şey İstanbul veya Türkiye yani insan toplumla yazarken bunları dikkat ediyoruz. Ama yöresel insanlarına yazarken bunları kelimeli birbirimize anlaşmak için. Yani kime yazdığınıza göre değişiyor. Tabii tabii. Peki sosyal ağlarda ileti yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediyor musunuz? Tabii onlara dikkat ediyoruz. Twitter, Facebook, mesleğine olsun bunları yazarken yani özellikle yani karşıdakimiz birbirimize anlaşabilmemiz, Türkçemiz düzgünce olsun diye daha iyi bir şeyleri yani elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Yani insanların bunu da etmesi için de tavsiye ediyorum yani bu konuda. Yani neden diyeceksin? Türkçe yani dünyada nasıl İngilizce yerel olarak dünyada konuşuluyorsa Türkçe'de konuşuyorsun. Yani. Evet. Yapılsın. Yani ben bunu tavsiye ederim herkese. Çok peki TDK'ya falan bakıyor musunuz? Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine falan? Ya bakıyorum ama şu anda o kadar diyemeyeceğim. Yani. O kadar fazla değil. Değil yani. Tamam. Yazım yanlışları gördüğünüzde uyarıyor musunuz peki? Tabii ben kendimi de dahil özellikle bazı zaman Karadeniz'de yazıyoruz. Onlara bile dikkat ediyorum. Arkadaşlara da bunu uyarıyorum yani. İnsanlar öyle dikkat mi etmesi lazım. Yani. Peki neden dikkat etmediler? Yani bir Türkçe var, Lazca var, Kürtçe var. Yani ama genellikle biz Türkiye'de yaşadığımız için bunları dikkat etmemiz lazım. Yani birbirimizden daha iyi anlaşabilmemiz için. Yani ya yani sen Kürtçün veya Lazcın veya Alevisin değil yani. Evet. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşamasak bile de birbirimizden güzelce anlaşmamız lazım. Yani bu da insanlık, medeniyet olur. Yani bu medeniyet insanlar arasında bir şeydir yani. Gençlerin MSN dilinde veya ne bileyim mesaj dilinde kullandıkları kısaltma kelimeler nasılsın yerine NSLSN gibi şeyler evet. Türkçeyi bozar mı? Çok bozar. Neden? Yani bir normal yazımız var. Yani bizde öğretmenlerimiz, hocalarımız bunu öğretmedi. Yani biz Türkçeyi güzel kelimelerini, anlaşabileceğimiz kelimeleri öğrettiler. Yani ben isterim ki insanların kısaltma kelimeleri değil yani uzun yani Türkçenin uzun anlamını yazmaları daha iyi anlamı. Çünkü eskilerimize bakarsan eskiden şiir yazma vardı. Şu andaki dönemde bakarsan Türkiye'de şiir yazma diye bir şey yok yani kalmadı diyebilirim. Evet. Onda da en çok üzüldüğüm bu. Bu olaylar yani kısaltma insanların birbirinin duyguları olması lazım bu olaylarda. Ama şu anda bilmiyorum yani inşallah hocalarımız ilkokullarda şu andaki okullarda bunları yani kısaltma kelimeyi değil de Türkçenin daha uzun anlamları yazma ihtimallerini yaparlar yani. Evet, hocalarımıza buradan gurur diyorum. Ellerinden öperim yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.